Barbar. Ablam ne oldu? Anlamadım ki ben de, düşüp bayıldı bir anda. Hamileymiş. Tam hamile olduğunu söyledi, gülüyorduk. Bir anda başım dönüyor falan dedi, düştü. Mercan, ben çok korkuyorum, bir şey olmaz değil mi? Doktor hanım, eşimin durumu nasıl? Hemen ameliyat alacağız. Dış gebelik olmuş maalesef. Bir de ilerlemiş. Tüplerini almamız gerekebilir. Mercan. Kötü bir şey mi Mercan? Gülayşe. Abla. Gülayşe, iyileşeceksin. Bir şey olmayacak sana, tamam mı? Geçecek Gülayşe, geçecek. Asla anne olamayacağım, asla anne olamayacağım. Hiçbir zaman bebeğim olmayacak. Sen iyi ol. Sen iyi ol yeter Gülayşe. Seni çok seviyorum. Müsaade ederseniz ameliyathaneye geçeceğiz. Tabii tabii tabii. Buyur. Ablam. Ağlama Gülayşe. Ağlama, iyi olacaksın. Gülayşe. Lan Çino! Lan Çino, senin olduğunu biliyorum! Lan öldüreceğim ben seni Çino! Aç lan! Aç! Açın lan kapıyı! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Kim var orada? Açın kapıyı! Allah kahretsin. Çekmiyor. Çekmiyor. Barbar, Ali'nin telefonu hala kapalı. Bir şey oldu. Bu hiç normal değil Barbar. Mercan iyi düşün, kötüye yorma. Bak Ali abim fevridir falan ama kendini korumayı bilir. Karnındaki bebeği düşün. Kusura bakma. Seni de bu kadar derdin arasında telaşlandırıyorum. Ben bir çocukları arayayım, haber vereyim. Allah'ım sen Gülayşe'mi koru. Onu bize bağışla. Baş başa kalabileceğimiz son 9 ay.
tahminim var Barış. Aslanım benim. Pes etmek nedir bilmez hiç. Havalandırmayı kapat. Zevkli. Merak kediyi öldürür Ali. Sorun bizi kaçırırlar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ayşe nasıl, iyi mi? İyi mi? Çıktı mı ameliyattan? Çıkmadı, hala ameliyattan. Ya kızım benim, bedenim benim. Gül Ayşe iyi olacak biliyorsun değil mi? İnşallah Sıpkı, inşallah. Allah'ın izniyle iyi olacak inşallah. İnşallah Hacı amca, iyi olacak. Sen bana bir şey demeden ne diye çekip gidiyorsun? Neredeydin sen? Ben sana haber vermek zorunda değilim. Zorundasın. Sebep? Neyimsin ki sen benim? Bana doktor. Doktor hanım, karımın durumu nasıl? Karınızın sağlığı iyi. Ancak ameliyata girmeden önce bahsettiğim gibi tüplerin her ikisini de almak durumunda kaldık. Bu gece hastanede kalacak. Ben tekrardan kontrole geleceğim. Geçmiş olsun. Ne demek o? Ne oldu Gül Ayşe? Bir daha asla çocuğumuz olmayacak. Neredesin Ali, neredesin? Bir
Bir hafta oldu, hala ortada yok. Kesin ona bir şey yaptı bu Çino. Sakın öldürmüş olmasın Mercan. Allah korusun, zıpkın deme öyle. Gülaş'ın durumunu da çok merak ediyorum. Buradan çıkmamız lazım. Ben iyiyim artık. Kaçalım buradan Mercan. Ali ile Gülaş'ı da bulalım. Kaçalım. Ali'yi de Gülaş'ı da kurtaralım. Düşündüm. Baktım hep nasıl kaçarız diye ama çıkacak bir delik yok ki. Ama dayanamıyorum ben artık. Duramıyorum. Açın kapıyı! Kardeşlerimize ne yaptınız? Açın lan! Açın kapıyı! Açın lan! Ne o? Ne yakıyorsunuz lan ortada? Ali nerede? Ali'yi görmek istiyoruz biz. Ali gitti. Kaçtı. Sizi bırakıp kendi canını kurtardı. Biz de aradık ama bulamadık. Belli ki uzaklara gitmiş. O sizi çoktan unuttu. Siz de onu unutun. Yalan söylüyorsun. Ali bırakmaz bizi. Bırakmaz. Canım. Canım hadi bak, Güleş'e hazırlanıyor. Barber sizi eve bırakacak. Biz de o sırada Ali'yi ararız, tamam mı? Sen içini ferah tut biraz. Nasıl ferah tutayım zıpkın? Bir şey oldu. Kesin Çino'nun peşinden gitti. Başına bir iş geldi. Hissediyorum ben. Bak buram hissediyor. Kötü bir şey oldu. Kötü bir şey oldu. Aradığınız kişiye şu anda yok. Of. Acele edin lan, çalışın, durmayın. Oyalanma hadi. Sesini duyunca sinirlerim bozuluyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz içerideki oksijenin tükenmesini? Oyunu biraz hızlandıralım o zaman. İçeri dumanı ver. Çok sevdim ben bu oyunu. Ama ağır ağır ver. Ağır ağır ver ki hemen bayılmasın. Ölümün ve çaresizliğin o soğuk nefesini iliklerine kadar hissetsin. Hay hay. En fazla birkaç saat daha dayanır. Sonrası Azrail'di. Lara,
Aç bakayım ağzını kuzum. Hadi aç ver ağzını. Hadi kurban olurum. Kuzum. Halasının bir denesi, kurban olurum, etme böyle. Ne dedi doktor? Bak, söyledi ya. Tamam, düşük ihtimali varmış hem mi? Tüp bebek çare olur dedi ya bazen. Gülayşe, ablam hadi iki lokma iç. Bak, ilaçlarını içmen lazım. Hadi güzelim. Siz içeri geçin, dinlenin. Ben hallederim. Gülayşem. Gülayşem. Güzelim. Yapma böyle. Üzme kendini. Hadi. Hadi bir lokma ye benim için lütfen. Hadi. Hadi benim için ye. Senin saçının bir teline zarar gelse, ben bin defa ölürüm. O hastanede zaman geçmek bilmedi. Ömrümden 10 yıl gitti. Ben sensiz yaşayamam kızım. Ben sensiz nefes alamam. Bak sen yeter ki iyi ol. Yeter ki yanımda ol. Ben başka hiçbir şey istemem. Yapma böyle. Üzme kendini, beni de üzme. Hadi. Lütfen. Bizim bebeğimiz olmayacak Barbar. Benim bebeğim olmayacak. Olmazsa kaderimiz diyeceğiz. Ama doktor ne dedi? Az da olsa bir ihtimal var. Öyle demedi mi Gülayşem? Hem tüp bebek deneriz. Hangi parayla? Benim durumum herkesinki gibi değil ki. Sen de duydun Barbar, hangi parayla? Çok para lazım, defalarca denememiz gerek. Çok para lazım. Ben elimden geleni yapacağım. Elimden gelenin fazlasını yapıp o parayı bulacağım. Sen merak etme, yeter ki sen üzülme. Sana söz veriyorum. Bir yolunu bulup o parayı kazanacağım. Sana söz Gülayşem. Oo beyler. Hoş geldiniz. Ne o? Güneş ışığı kapıya dayanıyorsunuz. Bizim atık işlerine mi merak saldınız? Boş yapma lan. Ali abim geldi mi gelmedi mi onu söyle. Ali. Bu aralar gelmiyor. Özletti vallahi kendini. Amir. Dalga mı geçiyorsun lan sen bizden? Ne dalga geçeceğim lan sizle? Gelmiyor dedik işte, anlasanıza. Tamam, bir girip bakacağız o zaman biz. Yürüyün gidin lan işte.
İşimiz gücümüz var, görmüyor musunuz? Bir de sizle mi uğraşacağız? Bakabilirsiniz içeri. Amir, çekil önlerinden. Buyurun. Sen kardeşin yanında kal. Hem biraz dinlenmiş olursun. Dün akşamdan beri bir durmadın yerinde. Ben giderim dükkana. Duramıyorum ki. Sığamıyorum ki hiç. Kızım, aman. İyi misin? Mercan'ım, iyi misin? Başım döndü, iyi. Geçti. Dur, dur, tamam ben. Dur, şu. Gel bakayım. Otur bakayım şuna. Otur bakayım. Yavaş. Oh. İyi misin? Emin misin, iyi misin? İyi değilim Allah. İyi değilim, nasıl iyi olayım? Bir yandan Gül Ayşe ıstırap çekiyor, bir yandan Ali. Zıpkınlardan hala haber yok. Belli ki bulamadılar, ben aklımı oynatacağım ya. Ben canım, güzel kızım, bir denem. Bak, sen Ali'yi bilmiyor musun? Aa, Ali her zorun üstesinden gelir ya kızım. Esas sen, sen kendini bırakırsan Lara büsbütün bırakır ya. O seni baktıkça senden güç alacak. Moral bulacak. Bilmiyorum ama. Bilmiyorum moral mi bulacak yoksa bana her baktığında kendi yoksunluğunu mu yaşayacak? Ben onun karşısında bu halimle nasıl dolaşacağım? Ben kendi hamileliğimden utanıyorum resmen. Sakın, sakın ha, sakın. Öyle deme, Allah'ın gücüne gider. Allah'ın gücüne gider. Kuzum, derdi veren dermanını da verir. Lara'm hastaneden çıktığı için şükredecek. Biz de şükredeceğiz ya kuzum. Sonrası için de dua edeceğiz. Olanın da, olmayanın da vardır bir hayrı. Ali abi. Ali abi. Ali abi, burada mısın? Buradayım. Buradayım Zıfkı. Yok. Burası da temiz. Sabit. Ali abi. Ali abi. Ali abi. Abi burada mısın? Ayıp oluyor ama. Lan bırak masum ayağı yapma. Tanımasak inanacağız sanki. Ya o tanıdığınız adam artık yok. Size kaç defa söyleyeceğim. İstediğim tek şey sakin bir hayat sürmek. Eğer Ali'den kurtulmak isteseydim evimi bastığında ya da bana saldırdığında işimi görürdüm. Yapmayın gözünüzü seveyim. Hadi.
Tıpkı. Gül Ayşem. Bak çok yoruldum. Gözlerin kapanıyor. Hadi biraz uyu da dinlen. Var var senden bir şey isteyebilir miyim? İşte tabii ne istersen. Yukarıda dolapta lacivert bir çanta var fermuarla. Onu bir getirsin. Hadi. Ne yapacaksın çantayı Gül Ayşem? Getirsin. İyi tamam getiriyorum. Abla. Hacer Alan dükkana gitti. Tüm gün ben yanındayım. Tamam. Canım bir şey isterse söyle. Hiçbir şey istemiyorum. Bu ne? Hah. İnan Gülaş istedi. Al Gülaş. Ne baba? Dur, dur. Gül Ayşem. Dur. Yok, dur tamam. Ben vereyim. Dur, tamam. Tamam. Yok bir şey. Hatırlamam mı? Pazarda satarız diye ördüydüm. Sen tutturdun ile benim olsun diye. Çünkü o zaman bir bebeğim olacak sanıyordum. Gülayşem, öyle konuşma. Bunu Barbar'la ilk evlendiğimizde aldım, biliyor musunuz? Bir tane dükkanın önünden geçerken... Fıtrinde gördüm, aşık oldum. Öyle kaldım önünde. Günlerce gittim, geldim, gittim, geldim. Gittim, geldim. Şirketi yeni kaybetmişiz. Cebimde 5 kuruş para yok. Sonunda bir cesaret, son paramı aldım. Ablam kendini üzmekten başka hiçbir şey yapmıyorum bak şu an. Bu kimin biliyorsunuz mu? Benim. Hacer Alam üstünde kokum var diye yıllarca saklamış. Ben de kendi bebeğimi... kendi battaniyemle saracaktım. En komiği de bu. Bunu eczaneye gebelik testi almaya giderken aldım. Çok saçma yani değil mi? Ama sanki bunu alsam... testim pozitif çıkacak yani öyle bir his. Thank you.
Alın bunları hadi. Bunları alın. İhtiyacı olan birilerine verin ben. Sana veririm ama. Dayanamam görmeyeyim. İhtiyacı olan birine verin. Hadi. Gülayşen. Bak böyle konuşma. Daha önümüzde çok uzun yıllar. Yok! Uzun yıllar yok! Benim bebeğim bana ne olmayacak anladın mı? Olmayacak! Çocuğum olmayacak benim anladın mı? Hamile kalamayacağım ben artık. Bitti bitti var var bitti bizim bebeğimiz olmayacak anladın mı? Bebeğimiz olmayacak var var anladın mı? Dur kızım yat. Yat abla. Ben beni de görmek istemiyorum abla ne olur. Yatacağım tamam. İstemiyorum tamam. Görmek. İstemiyorum görmek istemiyorum abla. Ay. Götür abla istemiyorum görmek tamam. İstemiyorum. Tamam. Tamam, ben dağıtırım, tamam. Bu ne lan? Dilendin mi kapkaç mı yaptın Melidi? Nereye kapadın kardeşlerimi söyle nereye? Kimsenin bulamayacağı küçük bir deliğe kapadım kardeşlerini. Senden ümidi çoktan kesmişlerdir. Eğer bir gün kardeşlerini görüp onları alıp gitmek istiyorsan... ...bugün, yarın, öbür gün ve öbür gün daha çok para getireceksin. Alın şunu. Yüzlerini göreyim bari Çino, yüzlerini göreyim. Çino, yüzlerini göreyim bari. Bırak lan, bırak. Bırakın lan, bırak. Ah. Bırakmadım seni. Karı, Zıpkın'ı, Sabit'i hiçbirinizi bırakmadım Mercan. Burcu. 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 Ölmüş müdür? Sanmam. Niye kestik abi o zaman dumanı? Geberip gitseydi. Git çıkar. Anlamadım. Git Ali'yi dışarı çıkar. Delirdin mi abi sen? Ondan kurtulmak için bundan iyi fırsat mı olur? Versin son nefesini geberip gitsin gömelim ormana kimsenin ruhu bile duymaz. Hem sen demedin mi abi? Ali'den bu sefer sonsuza dek kurtulacağız diye. Ne dediğimin farkındayım Pamir. Ondan kurtulacağız hiçbir şüphen olmasın. Ama canını alarak değil, canından bezdirerek kurtulacağız. Ben yıllarca ceza yattım, o bir ömür yatacak. Ben yıllarca karımı çocuğumu görmedim, o bir ömür göremeyecek. Allah'tan her gün ölmeyi diledim, o ömrü boyunca dileyecek. Eğer hayatı ve özgürlüğü seviyorsan, cezaevi mezarlıktan yeğdir. Şimdi git ne diyorsam onu yap.
Oyuna biraz daha eğlence katalım ha Ali. Alo Zıpkın. Bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın. Ali burada, benim depoda. Evet. Hadi gelin alın. Çıkarın lan şunu. Fazlasını yapıp o parayı bulacağım. Bir yolunu bulup o parayı kazanacağım. Sana söz Güneş. Telefonum. Ha. Ay ablam. Hadi Ali abi, buldular inşallah. Zıpkın arıyor. Hoparlörü versene Mercan. Alo Zıpkın. Ablam güzel haber ver. Hadi inşallah. Mercan, Ali'nin nerede olduğunu bulduk, yanına gidiyorsun. Oh. Ay, iyi miymiş? Ha, neredeymiş? İyiymiş, iyiymiş, merak etme. Gelince konuşuruz. Oh, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür ama içimde hala kötü bir his var. Mercan, kötüyü düşünme. Ben de bir gideyim yanlarına bakayım. Gülayşem, konuştuğumuz gibi halledeceğiz, tamam? Sen kapadın. Sonra geri çıkardın. Yine kahramanlık peşindeysen boşa uğraşma Çino. Ben barbar değilim. Bunun bedelini çok ağır ödeteceğim sana. Hiç akıllanmayacaksın değil mi Ali? Ha? İyi mi lan? İyi mi Ali abi? Ali abi! Ulan haberimiz olmasa ölüp gideceksin. Sen mezara, ben yine cezaevine. Nedir kardeş benim senden çektiğim? Bir rahat ver, bir düş yakamdan ya. Hayatını kurtarıyorum, yine minnet duymuyorsun. Ali abi. Abi. Ali abi. Abi. Gel abi. Gel abi. Kalk abi. Su ver. Abi. Ya. Kalk abi. Kalk abi. Kalk abi. Kalk abi. Ali abi, iyi misin? Lan siz buraya gelmiş olabilir deyince... Lan acaba dedim. Acaba yine gizli gizli içeri girdi de bir yerlerde sıkışıp kaldı mı? Gittim kamera kayıtlarına baktım. Bir de ne göreyim? Ali Efendi ortalıklarda cirit atıyor. Yalan söylüyorum lan. Beni odaya sen kapadın. E seni odaya kapasam niye şimdi çıkarayım? Zaten kendi ayaklarında girmişsin içeri. Bırakırdım orada, kimsenin de ruhu duymazdı. Bak bir iyilik yaptım, pişman etme. Biri arkandan kapıyı kapamış, doğru. Ama ben değil, bu çocuk kapamış. Anlat oğlum. Ben kapıyı aralık görünce biri açık unutmuştur diye kapadım. İçeride senin olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim abi. O söyletiyor sana bu yalanı. Ali abi, Çin'i aradı bizi. O haber verdi burada olduğunu. Peki havalandırma. Ne hikmetse ben içeri girince kapandı. Odayı duman boğdu. Sen bizi iyice katil bellemişsin.
Sana ne desem ikna olmayacaksın. Ben size anlatayım. Burası eski bir depo. Elektriğe biraz fazla yüklenince kontak yapmış. Yangın çıkmış. Duman dediği de alevlerden çıkan duman. Duman havalandırmadan sızmış, Ali'nin kaldığı odaya dolmuş. Allah'tan çocuklar hemen söndürdüler yangını. Lan. Yalan söylüyorsun sen. Abi, yalan mı değil mi? Gider bakarız. Kesinlikle. Lan bu önceden ayarlamıştır oğlum her şeyi. Lan çıtır çıtır sizi ayakta uyutuyor, inandırmaya çalışıyor. İnanmayın oğlum. Peki. Peki ben o kadar bağırdım, sesimi duyan olmadı mı? Ali, o da deponun bir ucunda. Duysak niye çıkarmayalım? Peki ne maksatla kullanıyordunuz lan o gizli odayı? Madem bu kadar merak ediyorsun, bu son sorunu da cevaplayayım. Ama son soru. Ben cezaevindeyken yapmışlar. Disiplin suçu işleyenleri oraya kapatıyorlarmış. Ama kesin emir verdim, artık yok öyle bir şey. Disiplin şiddetle olmaz. Herkes öğrenecek. Kurtarın bizi. Kaçırdılar. Tamam. Tamam, dediğine inandım. Dediğim gibi. Kusura bakma abi. Dikkatsiz davrandım. Tekrardan özür dilerim. Hadi. Ali. Mercan'ım. Bana Mercan'ımdan olanları anlatmadan. Hiçbiriniz karışmayın. Mercan. Mercan, anlatacağım her şeyi. Mercan. Hadi beni düşünmüyor. Karnımdaki bebeği de mi düşünmüyor? Ya ben öldüm öldüm dirildim. Benim ne günahım var Ali? He? Benim ne günahım var? Mercan'ım. Ali, sana bir soru sordum. Benim ne günahım var? Ya karnımdaki bebeğe bir şey olsaydı? Bunun vicdanıyla nasıl yaşayacaktın? Ha, nasıl? Ya Gülaş ameliyat oldu, yoksun, ortada yoksun. Sana en çok ihtiyacımız olduğu anda yoksun. Neredesin? Çino'nun peşindesin. Ya kim bu Çino? Kim? Bizden daha mı değerli? Benden, ailenden, bizden daha mı değerli? Ha? Affet. Affet Mercan'ım. Affedin beni ama bitti. Çino diye birisi olmayacak artık hayatımızda. Onu içeri tıktıracak delili buldum sonunda. Kurban olayım ağlama. Affet. Ablam haklı. Mahvoldum meraktan.
Abim. Abi. Çok geçmiş olsun. Bu zor anında yanında olamadım, affet. İnşallah geçecek. Hepsi geçecek. Gül Ayşe. Hadi abla. Çok ayakta kaldın. Dönüyorum ben, hadi. Oğlum bak, arabada anlattığım gibi. Sığınakta kalan çocuklar duvara bir şey kazımış. Kurtarın bizi, bizi kaçırdılar yazıyor. Cin onları orada tutuyor olabilir. Barbar gözünü seveyim, bak şu Cemal'i ara. Depoya bir baskın yapsın. Hadi Barbar. Ulan adama inanmadık dediğimizi bırakmadık ama haklıymış adam ya. Harbiden doğru diyormuş başından beri. Biler ben bir şubeye kadar gideyim. Cemal'e anlatayım her şeyi. Hadi eyvallah. Eyvallah Kerem. Sağ olasın. Karam. Hı. Hadi gel biz de bir dükkanı uğrayalım. Bir bakalım teyzemin durumu nasıl? İnmiş mefkesi yok oğlum. Saçmalama lan, gideceğiz yine olay çıkaracak şimdi Ayça. E ne yapacaksın oğlum? Sürekli kaçacak mısın böyle oğlum ortalıkta? Gideceğiz, konuşacağız oğlum. Bir şekilde kapatacağız bu mevzuyu ya. Sultan, sana bir kere soracağım. Sen de bana bir kere cevap vereceksin. Neredeydin? Abi, bak dün çok zor bir gece geçirdin. Sinirlerim bozuk, anlıyorum. Sinirin benden çıkan... Sultan, lafı çevirme. Sorduğuma cevap ver. Neredeydin? Ali, bir sakin ol. Mercan, sen karışma. Beni bir kere daha kandırmasına müsaade etmem. Belli ki bir şey saklıyor. Sorduğuma cevap vermiyor, lafı çeviriyor. Abi, arkadaşımdaydım. Nerede olacağım? Arkadaşındaydın ha? Kimmiş bu arkadaşın? Sultan. Bak, senin bende kredin, seni Barbar'a savunduğum gün doldu. Eğer yanlış bir işin içindeysen kardeşim mardeşim dinlemem, yakarım. Aç şu telefonu. Abi, aç dedim sana şu telefonu, çıkar. Çıkar dedim Sultan, çıkar şu telefonu. Ver bakalım, kim arıyor? Abi. Ali. Ali ne oluyor ya? Olur mu öyle şey? Genç kız o. Yakışıyor mu hiç sana? Sultan bak, aklını başına al. Bir daha böyle bir olay istemiyorum. Kardeşim kardeşin demem, seninle farklı konuşurum, haberin olsun. Meşgule attı Sultan Hanım. Sultan çok kincidir. Mercan'ı eve getirdiğini öyle kolay kolay unutmaz. Elbet açacak telefonu. Daha işimiz bitmedi. Babamın katilini o söyleyecek bana. Gelecek, bana güvenecek, omzuma başını koyacak ve anlatacak. Ateş kuşlarının bütün sırlarını anlatacak. Babamı onlardan biri öldürdü. Sultan söyleyecek bana. Hacer Hanım, üzmeyin kendinizi bu kadar. Gül Ayşe kızımız iyi şükür. Tedavisi ne olur? Allah'ın izniyle de evlat sahibi de olur ileride. Haklısın komutan, doğru diyorsun da. Gencecik kız dünyası başına yıkılıverdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Oo Yusuf'um, hoş geldin. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Teyze, teyze lütfen dinle beni. Ne dinleyeceğim be seni? Çekil şuradan. Ayşe! Ne oluyor kızım sana?
kaçırılan ve kimliksiz çocukları sakladıkları gizli bir oda var. O odanın duvarına da çocuklar bizi kurtarın, bizi kaçırdılar yazmış. Oraya kapadığı çocukları bulsak bile korktukları için konuşmayacaktır hiçbiri. Dahası Çino polis takibinde olduğunu anlar. Bu da her şeyi mahveder. En tepedekine odaklanmamız lazım bizim. Çino'ya değil. Bir numarayla mutlaka iletişime geçecektir. Bir yolunu bul ve yakınında kal. Ne var? Mercan'ı ispiyonladın ya beni. Daha ne istiyorsun? Ailenin yanında olmak senin için en iyisiydi. Onun için yaptım. Ama siz ateş kuşlarının böyle bir sorunu var. İyilikten anlamıyorsunuz. Özellikle sen ve abin. Abim seni hapse attıracakmış. Çocukları senin kaçırdığını düşünüyor. Al işte. Asla minnet duymayı öğrenemeyecek. Halbuki ben bugün onun hayatını kurtardım. Sultan, seninle konuşmam gerek. Bu akşam herkes uyuduktan sonra parkta buluşalım mı? Kusura bakma, gelemem. Tıpış tıpış geleceksin. Abi, Barbar geldi. Barbar mı? Seninle özel bir şey konuşacakmış, önemliymiş. Getir. Geç, buyur. Hoş geldin. Hangi komplo teorisi? Bu sefer neyle suçlanıyorum? Gerçeklerle. Gerçek sandığınız şeyler çoğu zaman hayal ürünü çıkabiliyor. Çok umutlanmamak lazım. Bu Ali'nin sıkıştığını iddia ettiğin şu gizli oda. Duvarda bizi kurtarın. Bizi kaçırdılar yazıyormuş. O yazıyı odaya kapattığın kimliksiz çocuklardan birinin yazmış olduğunu düşünüyorum. Saçma. Ben cezaevindeyken açmışlar orayı. Söyledim size. Söyledin. Ve ben de inanmadım. Yazıyı pekala Ali de yazmış olabilir. Boş isnatlarla savcılığı uğraştırma konusunda kararlı anlaşılan. Çino. Ali'yi gayet iyi tanıyoruz ikimiz de. Yalan söylemeyeceğini de gayet iyi biliyoruz değil mi? Onu o odaya sen tıktın. Kimliksiz çalıştırdığın çocukları da senin tıktığını biliyor. Şimdi polis birazdan baskın yapacak. Sen benimle lak lak etmeye bırakıp önlemeni alsan iyi edersin. Diyelim aşağıda böyle bir yazı var ve birazdan polis buraya baskın yapacak. Sana bu iyiliği niye yapıyorum? Öyle mi? Hı hı. Karımın tedavi olması gerek. Param yok. İstifa ettim, duymuşsundur. Dünya yeterince pis zaten. Senin içeri girmen sadece küçük bir toz zerresinin eksilmesi demek. Bu kadar. Git kontrol et. Yazı var mı yok mu?
istiyorsun? Konuşacağız seninle. Dinleyeceğim beni. Ne konuşacağım ben seninle ya? Ben seninle ne konuşacağım? Gelmişsin katil karaylı gözümün önünde geziyorsun. Girmişsin odama ses kaydını silmişsin. Ben seni daha ne dinleyeceğim? Ama böyle susacağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun Yusuf. Çok yanılıyorsun. Ben elimde kanıt olmasa da o polise gideceğim. Polis zaten ne yapar ne eder kanıt. Tamam git. Git şimdi git. Hadi git çık. Git söyle polise. Ama benim de suç ortağı olduğumu söyle tamam mı onlara? Ya onları korumak için bunları söylüyorsun. Söylemiyorum. Söylemiyorum ben de katilim. Git şimdi yeğenini de yak. Hadi git. Yapamayacağımı mı zannediyorsun? Yaparım. Gülayşe'nin tedavisine bir katkıda bulunabildiğim için mutluyum. Arzu ettiğin gibi ilişkimiz devam edecek. Eyvallah. Ona güvenmiyorsun değil mi? İş falan vermeyeceksin. Sakin ol. Barbaros bizi büyük bir beladan kurtarmış olmasına rağmen tabii ki ona güvenmiyorum. Ama belki iş verebilirim. Ne? Önce güven testini geçmesi gerek. Ki umarım geçer. Paraya ihtiyacı olan bir polis eskisinin yanımızda olması bulunmaz nimet. Abi, Barbara bu iyiliği kardeşin diye yapmıyorsundur inşallah. Kapa çeneni. Yerin kulağı var. Ben duygularımla değil, aklımla hareket ederim. Hangi parayla? Benim durumum herkesinki gibi değil ki. Sen de duydun Barbara hangi parayla? Çok para lazım. Defalarca denememiz gerek çok. Ben elimden geleni yapacağım. Elimden gelenin fazlasını yapıp o parayı bulacağım. Sen merak etme. Yeter ki sen üzülme. Bir yolunu bulup o parayı kazanacağım. Sana söz Güleş. Sana söz veriyorum. Aga, çok beklettin mi be? Kusura bakma ya. Yok yok Cemal'im, tam vaktinde geldim. Al şu adamın kirli parasını götür. Ne diyorsun? Sence Çino yemi yuttu mu? Yuttu ama hemen güvenmeyecek. Emin olmak isteyecek. Dikkatli ol ha. Hadi eyvallah. Yavaş be abicim, önüne baksana ya. Tamam kardeşim, kusura bakma. Çayı demleyecek olan nedir bilir misin delikanlı? Ocaktaki kaynayan su değil mi acaymış? Peki insan da şu demliğin dibindeki kuru çay gibi değil. Nasıl ki bu çay suyla kavuşup bekleyecek, kendini kavuran sıcaktan kaçmadan sabırla demlenecekse insan da pişiren, demleyen bir su vardır. Nedir peki bu fokur fokur kaynayan?
Ademoğlunu yakıp kavuran bu su. Nedir Hacı amca? İmtihanları. Ana karnından doğduğu vakit başta insanoğlu ağlama. Daha çektiği ilk nefeste yanar ciğer. Yandıkça pişme dünyasıdır bu çünkü. İnsan düşer, kalkar, sever, sevilir. Gün geli acılan en büyüğünü yaşa. Kahrolup ağla. İyilik ede, kötülük ede. Hak yer, hakkını yedirir. Kimi hak rızası için yaşa, kimi gönlü haktan ırak can veri gider. Anlayacağınız ahali, ah ile vah ile geçen şu yalan dünyada insanı demleyecek olan su yaşadığı imtihanlardır. Şayet biz bu çayın suyunu aceleyle koysaydık lezzeti yavan olacaktı. Bu imtihan dünyasında her hayra bir an evvel kavuşmak, her şerden derhal kurtulmayı dileyen insanın bilmediği şudur ki, umduğu yavan ve kof bir hayattır. Çünkü yüceler yücesi Rabbin hayrı ve şerri verişi ni sebepsiz ni de zamansızdır. Özüne usul usul akacak o suya önce teslim olacak insan. Gönlü imanla dolacak. Yüzünü ak çıkarmaya bakacak cümle imtihanlardan. İşte o vakit insanı kamile bir adım daha yaklaşır insan. Daha bir kıymetli olur demliğinden süzülüp bardağa dola. Ağzına sağlık Hacı Efendi. Ne güzel dediniz Hacı Efendi. Ağzına sağlık. Evet. Cümleten selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Barbar ne yaptı Cemaller? Bastılar mı çınarın mekanı? Abi ben Cemal'e her şeyi olduğu gibi anlattım. Gerekli bilgiyi verdim. Basmışlardır herhalde. Ama henüz bana bir bilgi gelmedi. Güzel. Savcı illa sorgu için gözaltına almıştır. O iblis mahalleden, ailemizden, kimsesiz çocuklardan uzak olacak artık. Güzel. Sağ ol kuzum. Ellerini sağlık. Afiyet olsun. Gülayş'a bırakıyorum böyle. Sağ ol sultanım. İyice belirginleşti karnın artık. Öyle. Ben olsam ne aşerirdim ha. Vallahi bir ayı bulmaz sana yetişirdi karnım. Ne olamayacak? Aa, Lara etme kızım. Aa, doktor ne dedi ya, ihtimal var dedi. Sabahtan beri anlatıyoruz ya sana. Tedavisi neyse olacağım abla. Abla Allah aşkına siz de biliyorsunuz ya. Milyonda bir oluyormuş işte. Öyle dedi doktor. Ayrıca param var yani. Beni de ümitlendirmeyin boşa ne olur. Ya Gülayşe. Bu dünyadaki en önemli şey anne olmak değil ki. Heh. Bak ben hiç istemiyorum mesela. Hem çocuk dediğin şey ömrünü yer zaten. Bence ömrüne ömür katar sultan. Benim de Barbar'ın da en çok istediğimiz şey. Ama hayal olarak kalacak artık. Kaderim uymuş demek ne diyeyim ki? Ben annesiz büyüdüm. Anne de olamayacağım işte. Barbar'ı da buna mahkum edeceğim. Çino. Lan Çino'nun ne işi var burada? Barbar, Cemaller bunun mekanına ne basmıştı?
Oğlum bu ortalıkta ne geziyor? Savcı bunu niye sorguya aldı? Abi, 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 Çino. Abi, Çino. Abi, bırak lan. Abi, abi, Çino. Abi, ya, abi, 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 buyur. Sen elini kolunu sallayıp ne geziyorsun lan daha bu mahallede? Çoktan içeri tıkmış olması gerekiyordu polisin seni. Doğru, polis geldi, mekanın altını üstüne getirdi. Ama hala karşındayım. Niye sence? Temizim çünkü. Masumum Ali. Attığın iftirayla kaldım. Ali, 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 Ali! Yeter Ali! Yeter! Acıyorum sana, belli ki iyi değilsin. Hayatını kurtaran adama teşekkür edeceğini iftira atıyorsun. Çino'nun mekanında duvarda gördüm dediğin o yazı. Ben seni buldum da aklın yerinde değildi. Hayal gördüm belli ki Ali. Sana bunca iyiliğime rağmen hala benimle uğraşıyorsan ben de seninle uğraşacağım. Kamera kayıtları var. İzinsiz girdim mekanıma. Polise şikayet edeceğim seni. Çıkarız adaletin karşısına. Kim suçluysa görürüz. Et lan. Ali. Tamam abi bırak. Allah'ını seviyorsan. Laram. Güzel kızım, as mı gari yüzünü? Hadi bak bundan bir lokmacık. Küçücük bak bu kadarcık. Hadi ağzının tadı. Hadi. Ha, hadi demişsin. Hadi abla. Hadi kuzum biber. Aferin işte benim güzel kızıma. Şifa olsun. Sağ ol ana. Nasıl olur Barbar? Lan Barbar. Hayır olsun. Ali. Oğlum gözümle gördüm diyorum lan. Geldim sana söyledim. Yerini de tarif ettim. Polis duvardaki yazıyı nasıl bulamaz lan Barbar? Çino nasıl elini kolunu sallayarak hala dışarıda geziyor? Konuşsana bana bir şey söyle lan. Nereden bileyim lan? Nereden bileyim? Bana çocuk gibi bağırıp durma. Allah Allah. Ne diyeyim bir şey bilmiyorum. Sen niye sürekli beni azarlıyorsun çocuk gibi? Polis gitmiş basmış işte. Dediğin gibi bir delil olsaydı zaten gözaltına alırlardı Çino'yu. Sen adamın suçlu olduğuna o kadar inanmışsın ki hiçbir şey görmüyorsun ya. Belki içeride bayıldığında halüsinasyon gördün. Belki aklın seninle oyun oynuyor. Olamaz mı? Ne bakıyorsun abi? Olamaz mı? Rüya falan değildi Barbar. Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Beni bakın. Ne bağırıp çürüşüyorsunuz siz? Birinizin karısı ameliyattan yeni çıktı. Öbürü hamile. Niye bağırıyorsunuz siz? Barbar. Ablam Ali'ye söylüyoruz dinlemiyor. Sen yapma bari. Ne yapıyorum abla ben? Allah aşkına ben ne yapıyorum ya? Gidiyor o delikte sıkışıyor. Bunları yaptığı yetmiyor. Bir de adamın damarına basıyor. Ya abi. Bu herif kurtardı senin hayatını ha? O sıkıştığın delikte seni görmeseydi orada kalıp ölecektin. Şu an aramızda olmayacaktın. Niye anlamıyorsun bunu? İnadı bırak artık. Bak adam senden şikayetçi olacakmış. Adam diyor ki madem benimle uğraşıyor bu, ben de bundan sonra onunla uğraşacağım. Ne? Ay, ay, şş, Mercan, Mercan abla! Mercan, Mercan! Ablam? Mercan? Yeter. Ali yeter, yeter! Ya... Ya hiç mi düşünmüyorsun ya? Ya o delikte çürüyüp gidecektin. Benim bebeğim babasız büyüyecekti. Yeter ya. Ne Çino'ymuş bitmedi. Bitmedi Çino'su bitmedi ya. Ya her şey daha kötü olacak. Bırak. Bırak. Mercan. Bırak. Lara. Al kocanı. Çıkın odaya. Hadi kızım. Hadi kuzum. Çıkın bakayım. Mercan'ım hadi yeter geç. Yeter ya. Kurban olur mu? Otur be kuzum. Mercan gel şöyle bir otur bir sakinleş. Ya ben oturmayacağım. Geç sen otur sakinleş. Geç sen otur. Gel peşim. İyi misin? Gülayşem.
Bak zaten üzgünsün. Bir de abinle olan olayı üzülme, tamam mı? Biz onu kendi aramızda hallederiz. Fotoğraflar nerede Barbar? Çocukların fotoğrafları nerede? Kaldırdım. Bu fotoğraflar senin en büyük hayalinde. Ben senin hayallerini öldürdüm. Yanılıyorsun. Benim en büyük hayalim senden. Seninle uyumak. Seninle uyanmak. Seninle yaşlanmak da benim en büyük hayalim. Bilal'cim. Benim günüm, güneşim senin o güzel gözlerinde doğuyor. Ne olursun bakışlarını karartma. Yoksa benim dünyam kararır. Bak. Sana bir şey aldım. Ne aldın? Bak bakalım. Belki beğenirsin. Yüzün güler. Ne bu? E bak Gül Ayşe. Bitirini de gördüm. Çok beğendim. Dedim ki benim güzel karıma çok yakışır bu. Marmar çok güzel bu. Sen içini aç içini. İçinde daha güzel bir şey var. Dünyanın en güzel kadını. Sen. Karım. Dünyanın en harika adamı. Yani. Kocam. Gülşem. Bak biz birlikte olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelir. Her zorluğu aşarız. O yüzden... Sakın üzme kendini. Hiçbir şey için. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Gelmeyeceksin sanmıştım. Gelmeyecektim. Ne diyeceğini merak ettim sadece. Mercan alıp sana geldiğim için bana kızgınsın biliyorum, haklısın da. Ama ailen seni çok merak ediyordu. Ben de doğru bildiğim şeyi yaptım. Ben kendim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu gayet iyi biliyorum Çınar. Sana güvenmiştim. Kızma. Ben senin iyiliğini istiyorum. Bana hala güvenebilirsin. Bak ondan emin değilim işte. Abim senin suçlu, hatta tehlikeli bir adam olduğunu söylüyor. Ali. Geçmişte onlara bir hayli kötülüğüm oldu. Ali'nin gözünde ben her zaman bir suçlu olarak kalacağım. Bugün ne yaptı biliyor musun? İki araba dolusu polisi mekanıma yığdı. Her yeri aradılar, herkesi sorguya çektiler. Temizim. Suçsuzum ki buradayım işte. Al. Al kimliğime bak. Fotoğrafını çek istersen. Al araştır beni. Benim kimseden korkum yok.
Çek lütfen. Aa. Yarın senin doğum günündür. Yarın mı? Herhangi bir gün önemli değil. Kızım. Sen de kalktın mı? Sahura bir şeyler hazırlayayım dedim. Sen açık daha uyuyaydın ya. Ben hazırlarım hemen her şeyi. Uyuyamıyorum ki Allah. Ali hapse girecek diye çok korkuyorum. Yön dik başla. Hapse girerse ne yaparız biz? Dur bakalım be. Cino belki şikayetini geri alır. Ha? Siz de yakınlaşmaya çalışıp duruyordu. Arkadaş olmak istiyordu. Pişmanım gari diyordu ya. Vallahi bu defa çok ileri gitmiş Ali. Baygınmış bulduklarında. Belki o gördüğü şey gerçek değil, hayaldi. Ama diyemiyorum ki gerçek değildi diye. Çok sinirli. Adamın da üstüne gitmiş. Yani onun da bir sabrı var tabii. Sen de karartma için şimdi. Dur bakalım. Gün ola, harman ola. Hayır olsun. Kız Sultan. Neredeydin sen? Fırından pide almaya gittim. Ana. Aferin kızıma, iyi etmişsin ya. Ana, mis gibi de koktu sıcacık. Ben Hacer Ala'ya yardım ederim. Geç otur. Hadi, yorulma. Hadi. Geç bakayım. Geç, tabakları çıkar. Tamam. Ben de yukarı çıkayım Ali'yi uyandırmaya. Sığınakta kalan çocuklar duvara bir şey kazımış. Kurtarın bizi, bizi kaçırdılar Ezio. Cino onları orada tutuyor olabilir. Yüzünü seveyim bak, şu Cemal'i ara. Depoya bir baskın yapsın. Masumum Ali. Attığın iftirayla kaldım. Uyandın mı? Sofra hazır neredeyse. Ali. Bırak artık içini kemiren şu öfkeyi. Haklıysan bile bırak. Doğru er geç ortaya çıkacaktır zaten. Yazık etme. Kendine de bize de. Nasıl göz yumayım Mercan? Nasıl göz yumayım ya? Bir garibim bile canını yakıyorsa Çino, ben bunu biliyorsam nasıl göz yumayım? Ben size söyledim, ben o yazıyı gördüm, eminim dedim. Ama siz beni anlamıyorsunuz ki Mercan. Anlamaz olur muyuz hiç? En çok da ben anlıyorum seni. Ben biliyorum seni. Bir mazluma kalkan eli önce sen tutarsın. Sen durursun karşısında. Ben de bu yüzden sevdim seni. Ama korkuyorum Ali. Seni kaybetmekten korkuyorum. Mercan! Mercan, duyuyor musun sesimi? Kara! Zıpkın! Sabit, duyuyorsunuz mu sesimi? Buradayım. Duyun sesimi artık, ne olur duyun. Duyun. Duyun sesimi. Kimse duymasa da Çin abin duydu sesini bak. Bugünlük bu kadar ceza yeter. Kapkaça çıkacaksın tekrar. Ama bu kez de hasılatın iyi olmasın. O zaman uzunca bir süre kalırsın burada. Bak malan aman aman. Yürü hadi. Mercan. Mercanlar nasıl? Uzaktan da olsa görmek istiyor. Tamam aslanım. Anlaşalım seninle. Bugünkü hasılatın iyi olursa görüştüreceğim seni çetenle. Kalk lan, kalk. Aa. Lan kalk, hadi. Ah, tamam, kalkıyorum. Hadi lan, hadi. Ah.
Kıracağım göksüzlerimi. Çocukken bizi yaşattığı o korku için o hiçbir mazlumu yaşatamayacak bir daha. Benden, senden, ailemden uzak olacak. Ben onu bir kez yendim. Hapise tıktırdım. Gene yeneceğim Mercan. Hadi. Beklet benim sarı sofrasını. Diyorsunuz. Çin'i içeri attırır mı Ali abiyi sizce? Bilmiyorum da böyle devam ederse içeri attırır kendini. Attırmasın. Gitmesin Ali, attırmasın içeri artık, yeter. Ne yaptı, sakinleşti mi acaba? Ne kaş göz yapıp duruyorsunuz lan? Varsa bir şey söyleyin oğlum, ne diyorsunuz? Yok abi, biz seni konuşuyorduk yani, sakinleşmiştir inşallah diyorduk. Sakin ol oğlum. Siz kendinize bak. Ali abi, abi. Ali abi dur şu sıçtı. Abi şu çıra meselesi. Uzatmayacaksın değil mi abi meseleyi? Abi bak yapma. Biz senin kardeşiniz. Ne diyorsak senin iyiliğin için diyorsun. Ya abi hadi bizi boş ver, her şeyi boş ver de Mercan'ı düşün abi. Kız hamile. Evet. Mercan üzülmesin Ali, üzme Mercan. Lan oğlum ben sizin kadar düşünmüyor mu sanıyorsunuz Mercan'ı? Karım lan o benim, canım, ömrüm. Üzülsün, incinsin ister miyim? O zaman bırakıyorsun değil mi abi? Bırakmıyorum Zıpkın. Karım için, karnındaki yavrum için gözümü kırpmadan canımı veririm. Ama onları düşüneceğim diye de zulüm gören kimsesiz çocuklara sırt dönemem. Sahi nerede Mercan? Dükkana mı gitti? Az önce çıktı ama biraz morali bozuk gibiydi. Mercan. Kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama seninle bir şey konuşacaktım. Tam çıkıyordum aslında ama. Buyur gel tabii konuşalım. Güle güle otur ziyaretine gelmedin herhalde. Yok. Ben nasıl diyeyim? Buyur otur. Hiç yorulma. Ben ne söyleyeceğini biliyorum. Ve cevabım maalesef hayır Mercan. Haklısın. Ali taktı kafayı sana. Hiçbirimizi dinlemiyor. Dur diyoruz, durmuyor. O eski Cihan'ın yaptıklarını unutamıyor. Çocukken bize yaşattıklarını. Değiştiğine de inanmıyor. Peki sen? Sen değiştiğime inanıyor musun? İnsanlar değişebilir. Çocuğun olmuş. Çocuk olunca o duygu yüreğine düşünce belki de değişmişimdir. Dünya güzeli kızım var. Ona nasıl baktığını, onunla nasıl ilgilendiğini gördüm. Hı. Bunu fark etmene sevindim. Ya bunu senden istemeye hakkım yok ama şikayetçi olma Ali'den. Ali defalarca kapıma dayandı Mercan. İş yerime gizlice girdi, çocuğumu korkuttu. Ben hep alttan aldım ama bardak taştı. Kusura bakma.
Onu şikayet etmek zorundayım. Yalvarıyorum sana. Yalnız kendim için değil, karnımdaki bebek için. Bak. Sana söz veriyorum. Ali bir daha karşına çıkmayacak. Senin karşına çıkmak için beni ezip geçmesi gerekecek. Ne olur affet onu. Dur tamam, üzülme. Üzülme, ağlama. Karnındaki yavru her şeyi hisseder. Onun hatırı için son kez affediyorum Ali'yi. Ama bu son kez. O benim yavrumun babasız büyümesine neden oldu ama ben ona aynı kötülüğü yapmayacağım. Çok sağ ol. Şimdi git Mercan. Git kocana sahip çık. Ayşem. Nasılsın? İyi misin? Ağrınsızın var mı? Çok değil. Biraz. Keşke ağrınsızını ben alsam da ben çeksem. Hiç kıyamıyorum sana. Sen daha beterini çekmiyorsun sanki Barbar. Benim anne olma hayalim bitti. Senin bütün hayallerin. Gülayşem, biz bunları konuştuk. Konuştuk ama sen anlamıyorsun galiba. Benim tek bir hayalim vardı, o da sendin. Sana da kavuştum. Ben başka bir şey istemiyorum. Her şey yoluna girecek. Girmeyecek. Girmeyecek Barbar. Doktorun dediği o mucize hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. İstediğin şeyi kabul ediyorum. Benimle çalışmaya başlayabilirsin. Ne oldu, konuştun mu? Konuştum. Şikayetçi olmayacak. Oh, ben sana dedim. Ama Allah aman diyeyim bak. Ali'nin haberi olursa ortalığı ayağa kaldırır sakın. Yok kuzum, öyle şey olur mu? Duymayacak tabii eşi. Aramızda. Çok sevindim. Çok şükür. Yarın senin doğum gününmüş. Bir anlamı yok. Diğer günlerden bir farkı yok benim için. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Ayça. Kolay gelsin. Ben çıkayım artık. Git git. Git de daha fazla dükkanın bereketini kaçırma. Bana bak, telefonun açık olsun. Aradık mı ulaşalım, ortadan kaybolma, tamam? Kaybolsun da gözümüz görmesin bir daha. Barbardan nasıl emin olacağını söylemedin abi. Yemleyeceğiz. Tutacak mı göreceğiz. Peki nasıl? Emin'le kardeşini İzmit'e göndereceğiz. Barbar da bilecek. Eğer çocukları taşıyan aracı polis yolda çevirirse Barbar sınıfı geçemez. Büyük risk. Ona hiç güvenmiyorum. Risk hayatın tadı tuzu. Barbar Ali'ye gizli odaya tıkanın ben olduğuma bu kadar inanıyorsa Emin'i kaçıranın ben olduğuma da inanıyordur. Bu
Buna hiç kuşkum yok. Onun o zihninde dolanan gerçeği ondan saklamak manasız. Ya çocuklar yakalanırsın? Sana 10 puanlık uzman sorusu. Yola iki araç çıkarsa ve araçlardan biri boşsa... ...polis boş olan aracı çevirdiğinde kaç çocuğu yakalamış olur? Doğru cevabı bulacağına şüphem yok. Ne hoş sürpriz. Gelmiş yine başının belası. Bıktım artık bu davetsiz misafirliklerinden. Nasıl haberin oldu o yazıdan bilmiyorum ama... ...bir şekilde öğrendin. Sonra da sildin yazıyı. Hangi yazıyı? Benim yazıdan falan haberim yok. Son gülen iyi güler Çino. Geç dalgana. Her ne dolap döndüyse çıkartacağım ortaya. Polisten kaçtın ama benden kaçamayacaksın bilmiş ol. Dedim sana alnında ne yazıyorsa o. Allah bilir. Mercan gelip yalvarmasaydı şimdiye kadar haneye tecavüzden cezaya bağlamıştı. Ne diyorsun lan lan Çino? Ne diyorsun lan sen? Ekebaş. 100 lira. Buyurun. Kadir dediğin koyar gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yardıma ihtiyaç var mı? Yardıma ihtiyaç olmaz olur mu? Hiç. Sen yeter ki sor. Al bakalım bunları. Dön arkana. Olmaz. Haydi dön. Ya. Yapma ya. Ben de Gül Ayşe'ye bakıp geleyim. Merak ettiydim. Haydi. Ya yapsın bu abla ya. Sen de haydi. İftara az kaldı. Ay. Hadi kolay gelsin. Yoncacığım nasılsın? İyiyim. Bil bakalım bugün günlerden ne? Ne? Babanın doğum günü. Ya! Evet. Ona pasta yapalım mı ne dersin? Bence çok sevinecek. Yapalım evet. Ya hadi o zaman koş mutfağa koş hadi. Mercan gelip yalvarmasaydı şimdiye kadar haneye tecavüzden cezaya bağlamıştı. Çok güzeller. Aynı senin gibi işte. Ya. Ya. Senin gibi de yakışıklı ama. Benim hiç babam olmadı. İşte en çok bu yüzden baba olmak istiyorum. Eğer baba olursam belki geçmişin yaralarını da sararım. O başkalan yanımı da çocuğumuzla doldururum diyorum. Harika bir baba olacağım Barbar. Mesela bizim çocuğumuz olunca ben var ya hep onu böyle ellerimle besleyeceğim. Sen bizim ufaklığı çok şımartacakmışsın gibi geliyor bana. Niye şımartayım ya çocuğumu? Hem anası da şımarık, o da şımarık olsun ne olacak ki? Olsun. Böyle bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Yani böyle çocuğumuz olmuş, ben onu almışım, kampa götürmüşüm, birlikte balık tutuyoruz.
benim neyim var var? Lan babam mı oluyor mu? Evet. Sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın, biliyor musun? Baba oluyorum ya. Ayşem. Ablam. Ah be güzelim. Ah güzelim. Kalbim acıyor. Çok acıyor. Geçer. Bu da geçer. Var var ben üzülmeyeyim diye saklıyorum. Her şeyden çok istiyordum ama olmayı. Benim ona bunu yapmaya hakkım yok. Ne demek istiyorsun sen? Doğrusu bizim Barbar'la ayrılmamız. Ya şey ne diyorsun? Ablam delirdin mi sen? Delirmedim. Aklım kayıt başıma. Barbar sağlıklı biriyle evlenip çocuk sahibi olabilir. Ben asla ona engel olmak istemiyorum. Ablam Barbar bunu kabul eder mi hiç? Ha? Bilmiyorum mu seni nasıl seviyor? Canından çok seviyor Barbar. Ben de onu canımdan çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Kendimden vazgeçiyorum ya. Onun bir yuvası olsun. İstediği gibi en az 3 çocuğu olsun. Kocaman bir ailesi olsun diye. Kendimden vazgeçiyorum Her gün toplanan kağıt atıklar, aha buraya istifleniyor. Metal atıklar da şurada. Gel göstereyim. Barbar abi. Evet. Emin bizimle, doğru. Sen de artık bizimle beraber olduğuna göre bilmende bir sorun yok. Birazdan kardeşiyle beraber İzmit'e yola çıkacak. Devam et. Başka ne var? Ne kadar çıkıyor ortalama günde? Ne mevsimine göre değişiyor. Ya da ne kadar çocuk varsa elimizde ona göre değişiyor. Bir şey olmuşsun ha. Fırlatma koltuğu olsa çekerdim vallahi. Bize patlamasa bari. Nerede Mercan? Hayırdır abi?
Sorduğum soruya cevap ver oğlum. Mercan nerede? Leşe bakmaya gitti. İyi ki varsın sen. Bana bütün ilaçlardan daha iyi geliyor. Senin gülüşün de hepimize çok iyi geliyor. En çok da bana. Bebekken de öyleydi biliyor musun? Sen gülünce benim gönlüm de güller açıyor. Güzelim benim. Oh. Adın gibi hep gülsen gül Ayşe. Hadi. Hadi git sen tamam. Allah'ım yalnız kalmasın. Sultan'dan daha yürü yok zaten. Hadi. Mercan. Ne yaptın sen? He? Ne oluyor? Niye bağırıyorsun ablam abi? Nasıl gidersin Cino'nun evine? Nasıl yalvarırsın o şerefsize? Başka çare mi bıraktın? Sus Mercan! Hiç mi düşünmedin benim onurumu? Bizi ne hale koyduğunu hiç mi düşünmedin sen? Lan beni nasıl hiçe sayarsın da o şerefsizin ayağına gidip yalvarırsın? Nasıl Mercan, nasıl? Gel, 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 gel. Gel biraz daha gel, tamam. Emin! 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 Hadi. Yürü, 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 yürü hızlı. Yürü, 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 hadi. Yürü. Barbar abi. Lan başları Barbar abi. Yam yam. Hadi geçin lan siz de, geç. Durmayın lan siz de, geç. Emin. Geçin. Abim korkmayın, tamam mı? Sadece sizi başka bir şehire götürecekler. Oğlum hadi hızlı olun lan hadi. Ne diyorlarsa yapın. Sözlerini dinleyin tamam mı? Tamam abi. Oğlum hadi lan hadi kamyon bekliyor hadi. Lan koşsanıza. Lan geç hadi geç. Geç. Lan dön lan önüne. Geç. Lan bakma önüne dön hadi. Yavaş yavaş. Hızlı 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 hızlı. Bin sen de bin. Eğin kafanızı eğin kafanı. Eğin lan kafanı. Eğin kafanızı eğin. Ey kapın, ey! Eyvallah. Para kolay kazanılmıyor. Bir şekilde tekerin dönmesi gerek. Senin kazanman için önce benim kazanmam gerekiyor. Buna rağmen işleyişten rahatsızsan çözüm basit. Çevir kafanı bakma. Konuşmak zorundaydım. Seni hapse attıracaktı, söyledim sana. Ulan ömür boyu hapis yatsam bu kadar koymazdı bana. Bu kadar kötü hissetmezdim kendimi. Beş paralık ettin şerefimi. Abi ne bağırıyorsun kıza? Konuşmuş sadece, ne var bunda büyütecek? Bence de abartma abi. Ali yeter, üzme Mercan'ı, hamile yeter. Kesin lan siz de. Aptal gibi inanıyorsunuz o herife. Biriniz benim yanımda durdu mu lan? Cino değil, siz bitirdiniz beni. Siz mahvettiniz esas. Kendi ailem, kendi karım durmadı arkamda. Ulan, ulan sayenizde rezil oldum o iki paralık şerefsize. Hele sen. Yazıklar olsun sana. Yeter. Bağırıp durma ablama. Burada gururu beş paralık olan birisi varsa o da benim ablam. Senin için yapmış, anlamıyor musun ya? Bebeğiniz için yapmış. O da mı kaybetsin bebeğini abi? Bunu mu istiyorsun? Bak bana. Bak bana bak, bana bak. Benim gibi kırık dökük mü kalsın ablam da? Yeter. Ali'den bugün de ses yok. Belki de Çin'e haklıydı. Gitti, unuttu bizi. Ali hiç kimseyi arkada bırakmaz. Kimseyi. Ali! Ne Ali'si lan? Ali kaçıp paçayı sıyırdı diyorum size.
Boşuna beklemeyin, gelmez. Terk etti sizi. Ali bizi bırakmaz. Duyuyor musun bak? Ali! Ali! Ali burada mısın? Ali neredesin? Burada değil. Allah Allah! Ya Ali! Ali neredesin? Burada da yok, görüyor musunuz? Demek ki yok. Ali gitmiş, yok. Bırakmış bizi. Bırakmaz dedim! Lan seni var ya... Dokunma lan Mercan'a. Oo, bakıyorum da gücün kuvveti yerine gelmiş Kara. Bundan sonra kes kese durmak yok lan. Kapkaça çekeceksiniz hepiniz. Yalvarırım doğru söyle, nerede Ali? Nereye kapattınız, doğru söyle. Yalvarırım doğru söyle, nerede Ali? Ulan Mercan, nasıl yaparsın lan? Lan bu şerefsize nasıl gidersin Mercan? Nasıl yalvarırsın ona, nasıl? Ali, ne yaptınız söyle. Lütfen yalvarırım. Ali! Ali! Allah! Ali! Allah! Kardeşlerime elini sürün, elini kırarım lan. Al, 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 al. Bir daha kimseye, özellikle de bu ite asla yalvarmayacaksın Mercan. Asla. Ali abi. Ali abi sakin ol abi. Tamam kız bir hata etti ama ne yaptıysa kız seni sevdiği için beni yaptı böyle abi. Sevmesin Zıpkın. Beni böyle kimse sevmesin. Lan gidip o ciğersizin ayağına gidip yalvarmak ne demek lan? Abi başka çaresi olsa sence gider miydi? Yapma etme gözünü seveyim. Lan bir daha kimse. Bir daha hiç kimse Çino'ya selam dahi vermeyecek. O dükkanı da boşaltacağız bir an önce. Ablam benim. Tamam üzülme artık. Bakma abimin böyle yükselmesine. Çok öfkeli şimdi. Öfkesi geçince anlayacak. Sen ne yaptıysan onun iyiliği için yaptın. Bu defa başka. Kızgın olsa yatışır. Ama daha önce de dedi bana. Çin'e sakın yalvarma dedi. Ben dinlemedim. Kırıldı bana. Kırılsın. Kırılsın, tamir ederiz evvelallah ablam benim. Ali abim kin tutmaz ki. Kim? Ali mi? Onun için mi Çin onun peşinde? Öyle bir kin tutuyor ki hem de. E ablam yani dediğin ne bak. Çino ile sen bir misiniz? Ona tutar tabii. Onca kötülük etmiş zamanında. Sen öyle mi? Senin iyilikten başka bir şeyin dokunmadı ki Ali abime. Vallahi kızdırmasın ya beni. Çökerim tepesine, üzmesin ablam ha. Oh canım benim. Başkasının derdi olunca nasıl kendi derdini unutuyor? Güzelim benim. Abla. Bak Ali abim de sen de. Bizim evimizin direğisiniz. Eğer siz yıkılırsanız, devrilirseniz. Bizim evimiz yuvamız kalmaz ki. Ablam beni. Güzel abla. Hadi 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 çalışın. Koşun hadi. Koşun. Var mı herhangi bir aksilik? Toplayın onları. Yok Pamir Bey. Topla. Tek bir polis dahi çıkmadı önümüze. Çocukları birazdan diğer kamyona aktaracağım. Tamam. Bir sıkıntı olursa hemen ara. Koş koş hadi koş. Tamam. Hızlı. Bir aksilik yok. Hayret vallahi. Plakayı gördüm. Yine de polise vermedi. Şaşırdım vallahi. Ben hiç şaşırmadım. Çatalın oğlu. Genlerinde var kötülük. Sultan peki? Onun anası diyor. Alabildin mi ağzından bir şey? Acele edip ürkütmemek lazım. Az kaldı. Söyleyecek bana çatalı kimin öldürdüğünü. Al bakalım. Uzandın mı? Alabildin mi? Aferin. Vah. Aferin. Hazırız.
yapıyorsun? Daha soğumadı. Niye ya? Döküyorum işte. Olmaz öyle. Soğumadan dökülmez. Sen nereden biliyorsun bakayım bu kadar şeyi? Televizyondaki yemek programlarından. Annem hastaydı. Ölmeden önce yani. Yataktan kalkamadığı zamanlar. Ben yapardım yemeği. Bence yeterince soğumuştur. Dökelim mi artık? E dök bari. Dökelim bari. Ne kadar döküyorduk bunu? Pasta yapmayı tam öğrenemedim ama. Aman hepsi dökelim bence. Olur mu? Olur. Döküyorum. Hazır mısın? Ya şöyle otur. Sare kızım. Seni davet etmemin sebebini az çok kestirmişsindir. Sanırım Yusuf'la ilgili. Yusuf'la ve seninle. Yusuf'uma senin sayende kavuştum. O benim canım, ciğerim. Yusuf'umun mutluluğu benim için her şeyden önemli. Ben de her zaman mutlu olmasını isterim onun. O çok iyi biri. Evet, evet. Seni de çok seviyor. Hatta benden daha çok. Ama son günlerde yüzü gülmez oldu Yusuf'umun. Sen onu bütün kalbinle affetmedikçe de gülmeyecek belli ki yüzü. Bak kızım, sen de benim bir evladımsın artık. Açık konuşacağım. Ölmeden önce tek dileğim Yusuf'umun mürüvvetini görmek. Ve tabii seninle. Onunla evlenir misin? Zafer mi sormanızı istedim? Hayır, hayır. Aman sakın. Haberi bile yok. Kendisi teklif edecektir muhakkak. Tabii evvela senin affetmen lazım. Affedersin değil mi kızım? Onur kadar da emek verdik, düzen kurduk. Ben şimdi gidip dedeme burayı boşaltacağız nasıl derim lan? Hayır, Ali abimin sinirleri geçene kadar bekleyelim diyeceğim de. Yok, gözü döndü. Ben bugün ne yaptım biliyor musunuz? Emniyete gittim. Sen ne yaptın teyze? Kapıdan içeri girdim. Ama yapamadım. Ablam geldi aklıma. Sonra babam. Babama bir daha torun acısı yaşatmak istemedim. O yüzden sen babama dua et. Senle. İkiniz de yatın kalkın babama dua edin. Sağ ol teyzem. Dokunma bana. Bir daha sakın bana teyze deme. Çünkü benim senin gibi bir yeğenim yok. Ayşe. Benim senin gibi bir yeğenim yok. Ne demek oluyor bu şimdi? Ha? Nedir senin bu çocukla derdin? Derhal özür dile. Asla. Ayşe. Bir polis için atık işi zor ama alışırsın. Polis değilim artık. Senin gibi iyi bir polis neden mesleği bıraktı onu merak ediyorum. Bıraktım işte. Bir önemi yok. Peki Ali benimle çalışmana ne diyecek? Hoşuna gitmeyeceği kesin. Ama benim pek umurumda değil. Çocuklar hizmete ulaştı. Thank you.
Ali hayırdır oğlum? Niye topladın hepimizi buraya? Bacaram, Bacı amcam. Söyleyeceklerim sizle alakalı değil. Kusura bakmayın, buyurun. Ali oğlum söyle ne söyleyeceksin? Hayırdır inşallah? Zıpkın, Kara. Konuştunuz mu komutanla? Söylediniz mi Çino'nun dükkanını boşaltacağımızı? Abi söylemedim abi. Ne demek lan söylemedim? Ne dedim ben size? Konuşacaksınız demedim mi lan? Yarından tezi yok komutanla konuşacaksınız. O dükkanı derhal boşaltacağız. Çino denen herifle bırak selam alıp vermeyi. Tek kelime konuşmayacak bundan böyle kimse. Son ikazım bu size. Aksini yapan, sözümü çiğneyen olursa defolup gider bu evden. Çatalı özlüyor musun? Niye sordun? Hiç merak ettim. Peki sen? Sen özlüyor musun Çatalı? Ne de olsa bir zamanlar oğlu gibiymişsin. Oğlu gibiydim evet. Özlemiyorum. Onun da seni özlemediğinden eminim zaten. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Demanstı. Nasıl öldü? Ver ben ne olur yapmadım. Lan babamı nasıl öldürdün anlat. Ben yapmak istemedim. Ben hiç istemedim böyle olmasını. Yüzümü geri verseydi bunların hiçbiri olmayacaktı zaten Barbar. Sonra korktum. Barbar çok korktum. Senden korktum, abimden korktum, hepinizden korktum. Herkesten çok korktum Barbar. Barbar ne olur yapma, ne olur. Banyoda düşüp başını vurdu. Banyoda düşüp başını vurdu demek. Ali. Yüzüme bakmayacağım. Biraz yürüyeceğim. Bekle ben de geliyorum. Derdin var kızım senin Yusuf'la, ha? Sen benim yeğenim değilsin. Ne demek? Baba, çok yorgunum. Lütfen, uyumak istiyorum. Ne saklıyorsan söyleyeceksin. Ya Sare, mesaj atıyorsun, konuşmamız lazım diyorsun. Arıyorum, açmıyorsun. Arıyorum, açmıyorsun. Ne oldu, geldin? Önemli bir şeyim var. İçeride konuşalım mı? Konuşalım. Gel. Konuşalım. Bunlar benim için mi? Evet. O zaman bu kıyafet de
benim için gelmiş. Evet. Otursana. Ne? Nereye? Şuraya buraya. Şöyle başka bir şey otur. Ben yaptım hepsini. Kendi ellerimle yaptım bak. Hepsi bitecek. Gece uzun daha. Teşekkür ederim. Ama... Yani şimdi tüm bunlar ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Seni affettiğim anlamına geliyor. Ama bir şartla. Tamam, kabul. 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 Ne istiyorsan, ne olsun istiyorsan, ne diliyorsan hepsine kabul. Söyle hadi söyle, ne istiyorsun? Söyle bana. Beni. Bir daha asla bırakmayacaksın. Söz ver. Söz. Vallahi söz. Billahi söz. Milyonlarca kere söz sana. Bu sözü mühür diyorum. Yüzümüzde alacağım sana. Söz. Kalbimde de, fikrimde de, aklımda da sadece sen varsın. Al bütün hayatım, hayatımın geri kalanı senin olsun. Benim de, Zafer. Benim de senin olsun. Böyle yüzüme bakmıyorsun ya. Yüz çeviriyorsun ya düşmanmışız gibi. Kahroluyorsun beni de. Ben seni çok seviyorum. Biliyorum. Ne yaptıysan bunun için yaptım. Canından çok seviyorsun beni. Biliyorum Mercan. Ama güvenmiyorsun sen bana. Olur mu öyle şey? Oluyor işte. Ne oluyor Mercan? Güvensen gidip konuşmazdın Çinoy'la. Ben en çok sana güveniyorum bu hayatta. Ali. Biliyorum hata yaptım. Daha önce de dedim bana. Ama ne olur affet. Kaçırma gözlerini benden.
Var var. Ne işin var senin bu adamın yanında Barbar? Ne konuşuyorsunuz? Ne arıyorsun sen bunun arabasında? Sana soruyorum oğlum. Dilini mi yuttun lan? Çino'yla ne işin var Barbar? Çino'nun yanında çalışıyorum artık. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun oğlum sen? Bundan sonrası aile meselesi. Ben sizi yalnız bırakayım. Abi içeri geçelim konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Pılını pırtını topla defol git lan hayatımızdan. Git! Ali! Ali! Hoş geldin baba. Vay, büyümüş de babasını kapılarda karşılamış. Sana bir sürprizim var. Tamam. Gözlerini kapa, gel. Öyle mi? Gel. Tamam, tamam. Hadi baba, hadi. Gözlerini açma. Tamam, gel. Açmıyorum. Açabilirsin. Bu ne kızım? Doğum günü pastan. İyi ki doğdun. Sen benim doğum günüm olduğunu nereden biliyorsun? Sultan abla söyledi. Sultan. Yanında olup iyi ki doğdun demeyi çok isterdim. Ama malum şartlar. Kötü günümde yanımda olduğun için bir kez daha teşekkür ederim. Hadi baba. Mumları yakıp üfleyelim. Hadi yakalım. Gel. Bir, iki, üç. Adama bak ya. Resmen kovdu bizi. İyi, kendi bilir. Biz de bakarız başımızın çaresine. Gülayşem, sana birkaç parça eşya koydum. Kalanları da sonra gelir hepsini alırız. Tamam mı? Bunlar seni biraz idare eder. Abi, bir sakin ol abi. Vardır Barbar'ın bir bildiği. Bırak açıklasın adam ya. Ne açıklayacak lan Kara? Çino'yla gitmiş kanka olmuş lan adam. Onunla takılıyor, onunla çalışıyor. Lan nasıl olur lan bu? Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Sesin mahalleden geliyor. Barbar'la ilgili soru mu var? Demeyin lan bana Barbar. Anmayın onun adını. Sakın kimse onu korumaya kalkmasın. Bitti Barbar. Benim için bitti. Gülayşem, sen canımsın, kanımsın benim. Ama eğer onunla gidersen seni de silerim. Ali ne diyorsun ya? Olur mu öyle şey? Kızın kocası? Anlamadan dinle. Dinleyecek de konuşacak da bir şeyim yok artık benim. Aşağıda gidiyorsun.
Hadi Güneş'im. Seninle gelmeyeceğim Barbar. Ben burada kalacağım.